meşakkatli iş, zor bir iş ama hedefimiz var. Van'da depremler oldu. Binalar ve umutlar yerle bir oldu. Ama gönüller de bir oldu. Türkiye bir oldu, dünya bir oldu. Fakiri zengini Van için bir oldu. Ankara'daki teyze de, Edirne'deki dede de, Hakkari'deki memur da, İzmir'deki işçi de bir oldu. Nasıl ki Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nda bir olup beraber şehit olduysa bu millet, Van depreminde de bir oldu. Van'da bir oldu. Valisiyle, amiriyle, sivil toplumuyla, çoluğuyla, çocuğuyla herkes bir oldu elbet. Van depreminde herkes elini taşın altına koydu ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Van valisi Münir Karıloğlu da elinden geleni yaptı. Depreme dair sorulması gereken birçok soru vardı. Vali Münir Karıloğlu depremle ilgili kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap verdi. Sayın Vali, ilk sorunuz kamuoyunun merak ettiği hak sahipliği ve borçlandırma ile ilgili başvurular ne zaman olacak ve istenen belgeler? Şimdi değerli arkadaşlar, hak sahipliği ve borçlanma ile ilgili biliyorsunuz Van Merkez 93 köyü ile Erciş'in 84 köyünde başladı zaten. Bu süreç devam ediyor. 24 Mart'ta son gün. Yani 24 Mart'a kadar köylerde evleri yıkık ve ağır hasarlı olan ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın 24 Mart'a kadar müracaatlarını yapması gerekiyor. Müracaatlarda zaten bizim elemanlarımız köy muhtarlarıyla iki defa toplantı yaptık. Elemanlarımız köylere gitti, bizzat bilgilendirme çalışmaları yaptılar. Biz vatandaştan şunu istiyoruz. Yani biz de kesin hasar listesinde ismi olan vatandaş her kimse o ağır ve yıkık ve ağır hasarlı olan evin kendisine ait olduğunu bize ispat edecek belge istiyoruz. En önemli belge nedir? Tapudur. Tapusu yoksa o evde oturup oturduğuna dair herhangi bir resmi belge olabilir. Yani bu elektrik faturasıdır, telefon faturasıdır, su faturasıdır veya kendisine köy yerleşim alanı olarak bir tahsis belgesi verilmişse o tahsis belgesi de bizim için kabuldür. Vatandaşımız o belgelerden bir tanesini verdiğinde daha sonra tabii biz müracaatları kabul komisyonu dediğimiz bir komisyonumuz var. O komisyon bu talepleri inceleyecek. Talepler o komisyon kararından sonra biz tekrar bize müracaatı yani talep ve taahhüdü ve borçlanmasını kabul ettiğimiz vatandaşlarla ilgili yeni bir liste açıklayacağız. O listeye de vatandaşımız tekrar 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı olacak. Van Merkez ve Erciş'te ise bu çalışma biliyorsunuz devam ediyor. Bugün itibariyle Erciş'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nin orta hasarlı binalarla ilgili yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarını aldık. Erciş'in listelerini inşallah önümüzdeki hafta yayınlayacağız. O listeler yayınlandıktan sonra 2 ay içerisinde vatandaşımız taahhütnamesini ve borçlanmasını yine onlara belirtmiş olduğumuz mahalle muhtarlıkları ve Erciş için söylüyorum kaymakamlıktaki kriz merkezine müracaat edebilecekler. Van için ise arkadaşlar bu 3 üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitemizin orta hasarlı binalarla ilgili çalışması şu anda devam ediyor. Gittik karot atölyelerinde gezdik. Bu çalışma ay sonunda ancak tamamlanabilecek. O çalışma bitip raporlar bize geldikten sonra Van Merkez içinde yine biz kesin listeleri ilan edeceğiz. Mahalle muhtarlıklarında vatandaş o kesin listeleri ilanından sonraki 2 ay içerisinde bize talep, taahhüt ve borçlanma için müracaat edecek. Sivil Savunma Müdürlüğü'ne sordum bizzat, merkez için söylüyorum bunu. Tapusu veya ruhsatı veya elçi misil ödediğine dair belgeler olmadığı takdirde hakkını kaybettiği yönünde bilgi veriyor. Şimdi
Şimdi hem merkez için hem köy için aynı şey geçerli arkadaşlar. Şimdi bizim maalesef şöyle problemlerimiz var. Şimdi biz önce bir ön hasar tespit çalışması yaptık. Sonra kesin hasar tespit çalışması yaptık. Sonra vatandaş itiraz etti. İtirazen gittik bir daha inceledik. Şimdi maalesef aynı evi biz kesin hasar çalışması yaparken başka birisinin üzerine itirazen incelediğimizse ise ya oğlunun, kızının, kardeşinin üzerine de kaydedilmiş olabiliyor. Biz bir ev için niyetinde bir ev yapacağız. Bunu ayıklamamız lazım. Bunu ayıklayabilmemiz için de vatandaşın oturduğu evin kendisine ait olduğunu bir şekilde resmi belgeyle bize ispat etmesi lazım. Bunu ispat edemiyorsa benim listede ismim var, bana ev vereceksiniz deme şansı yok. Orada ispat yükümlülüğü vatandaşa aittir. Sayın Valim, evi ağır yıkık olmasından dolayı TOKİ tarafından yapılacak evleri kabul etmeyi, kendilerine kredi verilip kendi arsasında ev yapma imkanı olacak mı? Şimdi bunu köyler için açıklamıştık zaten. Biliyorsunuz EYY metodu dediğimiz, bizim evini yapana yardım metodu dediğimiz bir metodumuz var. Köylerde şimdi bizim ikili bir sistemimiz var. Eğer köy halkı köylerinin toplu olarak yapılmasını istiyorsa veya köyün şu andaki kurulu alanı bizim AFAD Başkanlığı tarafından afete maruz bölge ilan edilmişse biz o köyü zaten toplu olarak taşıyoruz. Onu TOKİ yapacak. Orada vatandaşa sormuyoruz. Siz mi istiyorsunuz, TOKİ mi yapsın diye istemiyoruz. Ama normal köyde vatandaşın evinin yıkıldığı yerde, köyün eski merkezinde evler yapılabiliyorsa vatandaşa şunu soruyoruz. Diyoruz ki sen EYY metoduyla kredi mi istiyorsun yoksa köylü toplu olarak TOKİ bizim evlerimizi toplu bir alanda yapsın mı istiyorsun? Eğer köylü hayır ben toplu köy istemiyorum diyorsa, ki çoğunluk öyle istiyor, ben kredi istiyorum. O zaman vatandaşa biz evi için 40 bin lira, ahırı için 15 bin lira, toplam 55 bin lira, 20 yıl vade, ilk 2 yıl ödemesiz, faizsiz, vade farksız kredi vereceğiz, kredi kullandıracağız. Bu şehir merkezleri için geçerli olmayacak arkadaşlar. Ben şehir merkezinde, kenar mahallede oturuyorum. Ben de köylülerin yararlanmış olduğu haklardan yararlanmak istiyorum. Ben de kredi kullanmak istiyorum deme şansı yok. Şehir merkezlerinde, Van şehir merkezinde ve Erciş şehir merkezinde vatandaşımıza TOKİ'nin şu anda inşaatları hızla devam eden konutlarından vereceğiz. 100 metrekareli konutlarından vereceğiz. Soru var. Kiracılar hak sahibi olacak mı acaba? Şimdi kiracılarla ilgili arkadaşlar bunu daha önce de açıkladık. Şimdi bu da çok sorulan bir soru. Doğru. Şimdi kiracıların doğrudan hak sahibi olma şansı yok. Çünkü onlar zaten depremde yıkılan bir evleri yok. Ama kiracılarla ilgili Sayın Başbakanımızın talimatı var. TOKİ'ye talimatı var. Şu anda TOKİ Van'da ve Erciş'te ihtiyaçtan fazla, yani hak sahibi olanlardan fazla ev üretecek. Şu anda kirada oturan vatandaşlarımız arzu ederlerse TOKİ'nin koşullarında TOKİ'nin üretmiş olduğu konutlardan satın alabilecekler. Onlar hak sahibi olamayacaklar ama TOKİ'nin konutlarından istifade edebilecekler. Sayın Bayan, 100 metrekare olarak açıkladınız. Eğer vatandaş isterse daha büyük ya da daha küçük yapabilir mi? Köyler için soruyorum bunu. Ve hak sahipliğinin devredilebilme imkanı var. Şimdi zaten merkezlerde bir standart yapıyoruz. Yani Van merkez ve Erciş'te 100 metrekare yapıyoruz evleri. Köyler için arkadaşlar şu anda biz 4 ayrı proje geliştirdik. En küçüğü 100 metrekare olmak üzere işte 100, 120, 130 ve 150 metrekare 4 tane proje geliştirdik. Bu üçlü sonra dörde çıkardık. Vatandaş bu 4 projeden bir tanesini seçebilecek. Yani benim ailem kalabalık, ben 100 metrekare evde sığamam diyorsa 130'lu, 150'liği seçebilecek vatandaş. Fakat biz vatandaş 150'lik ev seçtiğinde kredi miktarını artırmayacağız. Biz kredi miktarı sabit kalacak.
40 bin lira artı 15 bin lira. Ahırda da aynı şeyi yapacağız. Ahırda da yine zannediyorum 3 tip proje geliştirildi. İşte 25 metrekare, 45 metrekare ve 65 metrekare olmak üzere. Ahırda da aynı şekilde bizim verdiğimiz kredi miktarı artmayacak. Ama vatandaş, ben sizin verdiğiniz kredinin üzerine kendi imkanlarımla katıp evimi büyük yapmak istiyorum. Benim ailem büyük. Gelinimle beraber oturuyorum. Bana 100 metrekare ev yetmez diyorsa, o zaman ikinci, üçüncü, dördüncü projeden bir tanesini seçecek ve o projeyi gerçekleştirecek, ama bizim ödediğimiz kredi miktarı aynı kalacak. Hak sahibinin devri diye bir şey söz konusu değil. Yani yıkılan, ağır hasar gören ev kimse bu imkanı o kullanabilecek. Ben hakkımı falancıya devrediyorum deme şansı yok. Ha ev yapılıp bittikten sonra kendisi hak vakı olur, rahmetli olursa miras yoluyla o hak geçebilir. O başka bir konu. Olay. Depremzeden evi ağır hasarlı ve benim TOKİ'den de ev istemiyorum diyor. Ağır hasarlı ama ben yine de oturacağım diyor. Buna rağmen ev yıkılacak. Arkadaşlar bakın, bunu sorduğun iyi oldu. Bunu sizin aracılığınızla haseten Van'lı hemşerilerimize, köyde de oturan, şehirde de oturan herkese söylüyorum. Evine ağır hasarlı dediğimiz hiçbir vatandaşımız evini kullanmaz. Ve bu evleri mutlaka yıkacağız arkadaşlar. Yani ağır hasarlı dediğimiz evleri mutlaka yıkacağız. Şunu deme şansı yok vatandaşın. Ya benim evim ağır hasarlı, ben onarırım otururum. Hayır. Ev ağır hasarlı demişsek devlet o imkanı vermiş, evini yapıyoruz. Gelecek yeni evinde oturacak. Biz o ağır hasarlı dediğimiz evi de yıkacağız. Niye? Biz vatandaşımızın hayatını riske atamayız. Bizim için vatandaşımızın yaşamı, yaşam hakkı önemlidir. Biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Yeni bir afet durumunda, yeni bir deprem durumunda bugün ağır hasarlı dediğimiz binalar insanımız için tabut haline gelebilir. Biz buna göz yumamayız. Bunu vatandaşımız da zaten çok oturacağını, oturmak isteyeceğini de zannetmiyorum. Ama böyle bir anlayış varsa bunu kesinlikle vatandaşımız bilsin ki biz ağır hasarlı dediğimiz bütün evleri yıkacağız. Konu ağır hasarlı ev ve orta hasarlı ev demişken şöyle bir soru sormak istiyorum. Evleri ağır, orta ve az hasarlı olan vatandaşların konteyner talepleri nasıl değerlendirilecek? Şimdi arkadaşlar, konteyner meselesinde biz biliyorsunuz bir valilik olarak bir konteyner hak sahipliği genelgesi yayınladık. O hak sahipliği genelgemizde evi yıkık ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımız zaten bizde direkt hak sahibi oluyor. Evi orta hasarlı dediğimiz vatandaşlardan bir, kendisi yatalak ve ağır hastaysa yine ona konteyner veriyoruz. İki, ailede bir özürlü varsa, ağır özürlü varsa aileyi yine biz konteyner konusunda hak sahibi olarak, zaten onlara şu ana kadar konteynerleri verdik, vatandaşımız da konteynerlerde oturuyor. Ama ikinci bir konu, belki soracaksın, konteynerle ev sahibi olma arasında bir ilişki var mı? Yani sadece konteyner alanlara mı ev verilecek veya ev almak için konteyner de almak gerekir mi sorusu çoksa soruluyor. Arkadaşlar, konteynere oturmakla hak sahipliği arasında hiçbir ilişki yok. Bu tamamen ikisi farklı konular. Biz vatandaşın hak sahibi olabilmesi için evinin yıkık ve ağır hasarlı olması bizim için yeterlidir. Vatandaş konteynerde oturmuş, oturmamış, kendisine çıkan konteyneri almış, almamış hiç önemli değil. Önemli olan bizim en son yayınlayacağımız, yani itirazlardan sonra yayınlayacağımız listede eğer vatandaşımızın evi yıkık ve ağır hasarlıysa bizim için hak sahipliği için yeterli bir gerekçedir. Bunun tekrar konteynerde oturmuş, konteyner kente gitmiş, konteyner çıkmış da almış almamış kesinlikle bununla ilgisi yok. Bu çok sorulan bir konu. Bunu sorduğunuz için de teşekkür ediyorum.
eli ağır yıkık